Umut abi. Metehan, ne haber ya? İyidir abi, koşturuyorum senden. İyi, fena değil. Çıkıyordum birazdan. Abi hazır seni görmüşken, yakalamışken özür dilerim ya ben. Ne için? Ya bu boşanma meselesi işte. Yani amacım öyle kapı dinlemek, dedikodu yapmak falan değildi yani. Kulak misafiri oldum, sonra da önünü alamadım, kusura bakma. Yok be oğlum, boş ver, takılma. Bir şey olmaz. Sen ne yaptın? Alışabildin mi buralara? Alıştım abi de beklediğimden daha yoğun ya. Okuldayken bu kadar yorulmuyordum. Hadi ya. Yani dershaneye yazıldım. Vallahi ona bile gidecek vakit yok biliyor musun? Tabii sen de deli gibi çalışıyorsun, yoğunsundur. Yani keşke diyeceğim ama. Nasıl yani? Bende bir şey yok vallahi. Öyle boş boş oturuyorum. Arada bir şeyler okutuyorlar. Bilmiyorum, herhalde bir iş yapamayacağımı falan düşünüyorlar. Anlamadım. Ya yok abi, öyle bir şey değildir o. Yani bakma, ben öyle çok bir şey yaptığım yok. Tembelliğimden bana yoğun geliyor galiba. Halledersin sen. Hadi kolay gelsin. Hayır, bizim evimizdeki misafire nasıl karışıyor, ben onu anlamıyorum. Yani karışmak değil aslında. İşte o böyle düşüncelerini sesli söyledi. Ben de çok sinirlendim zaten. Ama böyle şeyler anneme ters geldiğinden... Annene ters geliyor diye bizim misafirimizi kovması mı gerekiyor Nursema? Kovmadı canım, kovar mı hiç? Kovmaktan beter etmiş kızı. Ben de çok sinirlendim. Kavga ettik annemle. Zahmet olmuş. Umut, ne oluyor Allah aşkına? Ha? Ben sana burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Her lafa ağzıma tıkıyorsun. Ya ben gittim diyorum Sinem'in arkasından. Kızdan özür diledim, kusura bakma dedim, geri gel dedim. Daha ne yapmam gerekiyordu? Tamam Nursema, ben sana bir şey söylemiyorum, yanlış anlama. Nasıl demiyorsun? Sen geldiğinden beri beni azarlıyorsun. Görüyorsun değil mi? Bak, bizi kendi halimize bıraktıklarında hiç problem yok. Ama ne zaman senin ailen araya giriyor, kesin bir problem çıkıyor. İdare etmeye çalışıyorum. Elimden de bu kadar geliyor. Ve sana rica ediyorum, lütfen sen de üstüme gelme. Üstüne gelmiyorum Nursa, ama ben de kendimi ifade etmeye çalışıyorum burada yani. Yani ikimiz tam bir denge tutturduk diyoruz. Hop, biri geliyor bunu bozuyor. Ben elimden geleni yapmıyor muyum? Sen rahatsız oluyorsun diye ben sevdiğim işi bıraktım, gittim babanın yanında işe girdim. Hiçbir şey yapmıyorum orada. Sabahtan akşama kadar oturuyorum, yine de sesimi çıkartmıyorum. Nasıl hiçbir iş yapmıyorsun? Vermiyorlar ki. Bir dakika ya. Ne vermiyorlar, nasıl? Ya tamam Nursema ya. Ya bir dakika. Babam sana iş vermeyecekse neden işe alsın ki? Bara gitmeyeyim diye. Onların istediği gibi biri olayım diye. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Yok, ben babamla konuşurum. Tek kelime etmeyeceksin Nursema. Nasıl tek kelime etmeyeceksin? Bir bak bana. Ezmeyin beni artık. Gerçekten. Umut, Allah aşkına seni ezmek ne demek? Bak beni de çok üzüyorsun. Biz bu konuyu kapatsak olur mu? Ha? Konuşmayalım. Olur mu Nursema? Sen nasıl istersen. Akşam bir de bu Ertuğrul Bey'in zımbırtısı vardı değil mi? Ben duşa giriyorum. İyice sustalı maymuna döndük ya.
Pembe Hanım. Erken geldin. Akşam yemek var ya. Dedim bir saat istirahat edeyim ondan sonra gideyim. İyi yaptın. Bakayım şuna. Bak. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım canım. İyi al bakayım bu canım. Ver. Abdullah Bey, benim canım çok sıkkın. Ben ne bekliyordum ne zaman diye. Ne oldu gene? Sen gene bilme de ama bil. Evet, neymiş? Nur Sema'ya gittim ben bugün. Evde yarı çıplak bir kız. Ne? Vallahi. Demez mi Umut'un arkadaşı bizde kalıyor diye. Ay sen benim tepem bir attı. Neden onlarda kalıyormuş? Kalacak yeri mi yokmuş? Geçerken mi uğramış? Ya bizim kız da akılsız. Evde erkek var. Sen niye fütursuz bir kadını öyle yatılı misafir olarak alıyorsun? Umut istemiştir. İstediği kadar istesin. İsterse sabaha kadar istesin. Umut'un her söylediği kanun mu? Demek ki Nur Sema ona hayır diyemiyor. Ben de sana hayır diyemiyorum. Ama sen bir kadını kolundan tutup getir bakalım o zaman neler diyorum sana. Ya şimdi niye beni örnek veriyorsun? Benim hanım arkadaşım mı var? Olamaz zaten. Müsaade etmem. Ne münasebet canım? Bu ne rahatlık böyle? Vallahi ağzıma geleni saydım. Sonra ne oldu? Çok bozuldu Nur Sema. Aman istediği kadar bozulsun. Hiç oralı olmadım. Akşam bana da surat asarsa şaşırma diye söylüyorum. Ben artık niye şaşıracağımı şaşırdım. Biraz üst üste geldi de. Hayırlısı.